Evet. Daha önceki derslerde de zaman zaman bahsettiğimiz gibi arkadaşlar, aslında psikolojik düzeyde hayata bakış açımızla kutsal metinlerin bize önerdiği yaklaşım arasında çoğu defa bir fark var. Mesela örneğin biz işte dünyaya mutlu olmaya geldiğimizi düşünüyoruz. Kimse bunu belki açıkça söylemez. Dünyaya niye geldim? Kimse demez mutlu olmaya geldim, ama herkesin içinde bu dünyada mutlu olma arzusu vardır. Bu dünyada isteklerine kavuşma arzusu vardır. Bu dünyada kendini ispat etme arzusu vardır. Bu dünyada bir iz bırakma arzusu vardır. Bu dünyada bu dünyaya kendince anlamlı bir dokunuşta bulunma arzusu vardır. Dolayısıyla aslında benliğin bakışıyla kutsal metinlerin bize hatırlattığı bakış arasında ciddi bir fark vardır. O yüzden hayatı algılayış biçimimiz bu fark kapanmadıkça olması gereken noktaya gelmeyecektir. Peki olması gereken noktaya gelmediğinde ne oluyor? Biz hayatla kavga etmeye başlıyoruz. Yani işte niye anlaşılmadığımızı problem ediyoruz? Niye haksızlığa uğradığımızı problem ediyoruz? Veya ben böyle davrandığım halde bana niye böyle davranılıyor? Ben bunu hak ediyor muyum diye sorular soruyoruz. Mesela hiç düşündünüz mü? Niye kutsal metinlerde hiçbir peygamber ben bunu hak ediyor muyum diye sormamış? Değil mi? Hiçbiri sormuyor böyle bir şeyi. Hiçbirinde böyle bir sorgulama yok. Veya niye ben diye bir sorgulama yok, değil mi? Mesela başına bir şey geliyor. Değil mi? Diyelim ki peygamber Taif'te taşlanıyor. Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor. Yanlış anlaşılma oluyor. Hayatında hiç yalan söylemeyen bir peygambere yalancı deniyor. Niye bir içeride bir direnç yok? Çünkü doğru bir yerden yaklaşıyor. Bizim içimizde ne oluyor? Direnç oluyor. Direnç olduğu için biz sorun yaşıyoruz. Peki içeride direnci koyan kim? İçeride o direnci oluşturan kim? O direnci oluşturanı bulmadığınız müddetçe o direnç ortadan kalkmayacaktır. Çünkü bakın, biz niye direnç koymayalımı bile direnen bir benlikle soruyoruz. Yani niye direnç koymayayım ki? Bunu kim soruyor? Direnç koymaya çalışan bir benlik soruyor. Hatta biz çoğu defa ne yapıyoruz? Ya bak işte senin başına bu geldi ama Allah ahirette sana sevabını verecek. Ha tamam, o zaman şimdi geçici olarak direnç koymayayım diyoruz. Yani niye bu başına geldi? Bu haksızlık niye başına geldi? Ya işte bak, Allah sana ahirette ödül verecek. Bu dünya imtihan meydanı. Böyle diyerek aslında ne yapıyoruz? O yanlış yerden bakan, direnç koyan benliği ikna etmeye çalışıyoruz. Teselli etmeye çalışıyoruz. Biz buna teselli dini diyoruz. Yani teselli ediyoruz. Kötü bir şey mi? Değil. Ama hakiki olarak ulaşılacak nokta bu mu? Hayır. Dinin maksadı sizi teselli etmek değildir. Mesela siz çok doğru davrandınız. Birileri size yanlış davrandı. Benlik ne diyor? Ben bu kadar doğru davrandığım halde bana nasıl, niye böyle davranıyor? Kötü mü davranaydım diyor. Hatta bazen farklı mantıklara gidiyoruz. Bak diyoruz, kötü davrananlar kazanıyor mesela, değil mi? Mesela hiç sorgulayamıyoruz bunları, değil mi? Üst üste geliyor. Benlik üst üste bize saldırıyor.
Bak diyoruz kötüler kazanıyor. Kim kazanıyor? Kazanç kim? Kazanç ne? Gerçekten birileri kazanıyor mu? Kötülük yapanlar kazanıyor mu acaba? Şimdi eğer siz zihninizde ya hakikaten bu kötülük yapanlar kazanıyor diye düşünürseniz o benlikle İslam'ı anlamanıza, hayatı anlamanıza, bırakın hani kenara İslam'ı, o ayrı bir önemli nokta ama hayatı anlayamazsınız. Çünkü hayat kötülerin kazandığı bir hayatsa ve siz de hassas biriyseniz ya hayata küseceksiniz, öfkeli biriyseniz de kötülük öyle mi olur, böyle mi olur, dur sana göstereyim dersiniz. İki taraftan da kaybedersiniz. Neden? Çünkü yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Bu dünyada birilerinin kazandığını düşünüyorsunuz. Şimdi o benlikle nasıl bakabiliriz hayata? Etrafa baktığımızda ne göreceğiz? Tırnak içinde kötülerin kazandığı, suistimal edenlerin kazandığı, haksızların kazanç içinde olduğu bir alem gibi göreceğiz. Hatta kendi kendimize acıyacağız. Yani ben bu kadar dürüst, adil davranmaya çalışıyorum, bu kadar özen gösteriyorum, benim başıma gelenlere bak diye bir de kendi kendimize acıma tuzağına düşeceğiz. Bütün bunlara nereden baktığımıza bakmak zorundayız. Bütün bunlara kim nereden bakıyor? Çünkü bakın eğer onu bulmazsanız, o sahtekar benliği bulmazsanız ömrünüz onu ikna etmekle geçecektir. Ya da teselli, ahiret tesellisiyle rahatlamaya çalışacaksınız. Hocam şöyle bir şey değil, değil mi? Hani onu tanımlayacağız ama biz zalimlerle mücadele edeceğiz yani. Bu real hayatta. Eğer zalim varsa, tabii, insanlara üzülmediyorsa. Önce doğru. Tabii ki zalimlerle mücadele edeceğiz. Ama önce o zalimdeki mazlumu göreceğiz. Zalimde bir mazlum var aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani bir zalim kendine zulmetmeden size zulmedemez. Kendine zulmetmeden bir insan bir başkasına zulmedemez. Kendi fıtratını örtmeden, kendi fıtratına haksızlık yapmadan hiç kimse size haksızlık yapamaz. İşte oradan bakabildiğinizde aslında zalimin bile şefkate muhtaç olduğunu görebilirsiniz. Üst noktadan. Bu şunu asla düşündürmemeli. Yani zalim zulmetsin, biz de onun elini öpelim anlamında değil yani. Ama o zalimi sen güç sahibi, kudret sahibi olarak görmemelisin. Öyle görüyorsan yanılırsın. Çünkü öyle görüyorsan o zaman onun yoluna tevessül edersin. Ha, demek ki güçlü olmak lazımmış dersin, güç devşirmeye kalkışırsın. O yüzden iyi bir okuma yapmadığımız müddetçe oradaki çözümü bulamayız. İkincisi, her şeyin bize kasıtlı olduğu tuzağına düşeriz. Bize kasıtlı değil. Hatta şunu diyebilirim arkadaşlar. Bize kasıtlı olarak kötülük yapan bir varlık var. O da şeytan. O bize kasıtlı olarak kötülük yapıyor. Yani aslında şunu diyor. Ey insan, ya insan ol ya da ne halin varsa gör. Şeytan bir mihenk taşıdır. Allah'ın da şeytanı konumlandırdığı nokta budur. Çünkü şeytan der ki... Şeytan sahte benlik üzerinden konuşuyor. Doğal olarak tabii. Hakiki benlik üzerinden veya öz varlık üzerinden konuşamaz. Bizde nerede sahtelik varsa orada şeytanın etkisi o zaman olabilir. Allah Adem'i yaratıyor yani insanı yaratıyor ve ruhundan üfledikten sonra secde edin diyor. Hürmet secdesi. Şeytan ne diyor? O diyor secde edilecek bir varlık değil.
İzin ver, onun ne kadar kötü olduğunu, yanlış olduğunu, zalim olduğunu, fesat çıkaracağını ispat edeyim. Allah da diyor ki sen izin verilmişlerdensin diyor. Ve ona izin veriyor. Aslında burada şeytan ne diyor? Diyor ki ya hürmet secdesine layık bir insan ol ya da ne halin varsa göreceksin. Yani şeytan ayrıştırıcı bir varlıktır aslında. Yani onun niyeti ayrı bir konu. Bizim açımızdan fonksiyonu nedir? O yüzden dikkat edin, Kur'an'da şeytanla uğraşılmaz şey olarak, yani Allah müminlere şunu demez, şeytana haddini bildirin, şeytanı mahvedin değil, değil mi? Haçta bile ne yapıyoruz? Sembolik olarak şeytanı taşlıyoruz. Yani biz, biri demiyor mu ki, ya kardeşim niye sürekli şeytanı taşlıyoruz, öldürelim şunu. Bundan sonraki ümmeti de kurtaralım bu şeytanı taşlamaktan, değil mi? Ya Allah Resulü niye şeytanı öldürmedi ki? Değil mi? Biz de ömür boyu şeytan taşlamaktan kurtulurduk. Peki içimizdeki şeytanı öldürdüğümüzde zaten öldürmüyor mu? Hani kötü düşünceleri, yanlışsız diyorsunuz ya, tanımla bırak. Hani bir nevi insan içine gelen çok hani negatif. Evet. Düşünceler, ben onları şeytan olarak tanımlıyorum. Yok, tam şeytan olarak tanımlayamayız. Çünkü bakın dikkat edin, Yusuf suresinde Hazreti Yusuf kardeşleriyle en son durumda karşılaştığında şöyle der. Ey kardeşlerim der, bugün size kınama yok. Şeytan nefsinizin yaptığını size hoş gösterdi der. Anladın mı? Yani nefsin burada bir eğilimi var veya bir zayıf noktası var. Şimdi şöyle düşünün. Ben diyelim ki 5 yaşında bir çocuğu bak büyük para kazanacağız, bak göreceksin şöyle yapalım desem kandırabilir miyim? O der ki amca işte oralet var mı? Değil mi? Tatlı var mı der. Sen onu işte 1 milyar dolar kazanalım diye kandırabilir misin? Yok. Onda o eğilim yok o anda. Kime o yönelimde bulunursun? Paraya zaafı olan veya olma ihtimali olan kişiye onu yapabilirsin. Yani şeytan insanda kancayı takacağı bir şey bulursa şey yapar. O yüzden Allah'ın ihlasa erdirdiği kullar üzerinde şeytanın hükmü yoktur denir Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek ihlas üzerinde şeytanın hükmü yok. Yani onlarda hiçbir negatif benlik, hiçbir sahte benlik yok. Onlar ihlasa erdirilmiş. Yani halis, saf hale gelmiş. Hiçbir negativite içermiyor. Buna dair hiçbir meyil de yok. Saflaşmış. Onların üzerinde senin bir hükmün yoktur. Şeytan da onaylıyor, evet. O zaman sahte benliği zaafları var ve şeytanın ayak izlerini takip ediyor diyebilir miyiz? Tabii. Sahte benlik tabiatı itibariyle zaten zaaf taşır. Zaaflardan veya korkulardan kaynaklanır zaten. Bizler korku ve zaaflarımızı fark edip onları anlamsız bulup bırakırsak o zaman şeytanın etki edeceği bir alan kalmaz. Yani şeytanın kanca atacağı bir yer kalmaz. Yani sahte benlik peki her negatif duygu şeytandır diyemeyiz o zaman. Tabii diyemeyiz. Şimdi nefsin kendi içinde bir kısım eğilimleri var. Mesela diyelim ki örnek verelim. Gelecek korkusu. Bana ne olacak? İleride ne olacak? Sen böyle dersen o zaman şeytanın etkilenmesine açık bir zeminin olmuş olur. Veya ben çok güçlü olmalıyım. Kimse beni alt edememeli. O zaman şeytan sana der ki alt edilmek istemiyorsun değil mi? O zaman şöyle yap. O yüzden şeytan aslında nefsin mihenk taşıdır bir anlamda. Nefsi harekete geçiyor yani. Nefsin
kalitesini tanımlıyor. Yani sendeki nefs düzeyinin kalitesi ne? Yani ayarı ne? 12 ayar mı, 14 mü, 24 mü? Saf altın olunca şey yok. Hani hep örnek veriyorum. Mesela altın, saf altın nereye koyarsan koy, isterse denizin dibinde olsun, isterse yerin altında, neyin içine koyarsan koy, nereye koyarsan koy, paslanmaz. Bir şeyle tepkimeye girmez. Neden? O tamdır. Altının tamlık, özür dilerim, madenlerin tamlık halini sembolize eder. Hiçbir şeyle tepkimeye girmez. Bin yıl toprak altında kalmış olan bir altını çıkarın, böyle bir üfleyin, hiçbir şeyi yoktur. Ne paslanır, ne çürür, ne bozulur. Ama demir öyle değildir. O yüzden arkadaşlar, bir noktada bende bir şey, olumsuz anlamda bir şey tetikleniyorsa, neye bakmam gerekir? İçeride neyin tetiklendiğine bakmam gerekir. İçeride neyin tetiklendiğine bakmam icap eder. Ben orada çözümü ve dönüşümü arayabilirim. Mesela biz bugün bütün, dikkat edin, bütün şikayetlerimiz neden? Ya insanlardan ya da değil mi, başımıza gelen şeylerden. Hep bunlardan şikayet ediyoruz. Niçin şikayet ediyoruz? Çünkü içeride kendine göre bir dünya ve kendine göre insanların olmasını isteyen bir benlik var. İnsanlar şöyle olsun, böyle olmasın diyen bir benlik var. Bakın, bir kötülüğü analiz etmek ayrıdır, bir kötülükten şikayet etmek ayrıdır. Asla şikayetçi olmamaya dikkat edin. Şikayet cehalettir. Şikayet egonun feryadıdır. Bakın, bir şeyi anlatmak ayrıdır, bir şeyden şikayet etmek ayrıdır. Bir insanın ikiyüzlülüğünden bahsedebilirim, kibrinden bahsedebilirim, ama şikayet mi ediyorum, durum analizimi yapıyorum. Durum analizi yapmak ayrı bir şeydir. Durum ürettiğimiz enerjiyle açığa çıkar. Efendim? Aradaki fark ürettiğimiz enerjiyle. Aradaki fark, içeride bir şeyin bu böyle olmamalı, böyle olamaz, niye böyle oluyor ki ve ben bundan memnun değilim, ben bundan dolayı mağdurum, zarar görüyorum, eksiltiliyorum, mahrum ediliyorumdur. Bakın, kötülük bizi hiçbir noktada mahrum edemez. Ama benlik ne hissediyor? Mahrum edildiğini hissediyor. Hazreti Yusuf hapse atılırken mahrumiyet mi hissetti? Benim hayatımı mahvettiler mi dedi? Yok. Kardeşlerim benim hayatımı mahvetti dedi mi? Hayır. Bir mahrumiyet hissetti mi? Hayır. Neden? Çünkü senin gerçek öz varlığın itibariyle hiçbir şey mağdur edemez, mahrum edemez. Ama biz ne yapıyoruz? Herkes bizim hayatımızı mahvediyor. Hep mahvediyorlar. Kimin hayatını mahvediyorlar? Kim böyle algılıyor? Mesela böyle dururuz, böyle bir dalarız. O daldığınız anlara dikkat edin arkadaşlar. Nereye, kim nereye sizi daldırıyor? Şöyle bir dalarsınız, ananıza gidersiniz, babanıza gidersiniz, dedenize, ona buna, eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza, dostunuza. Böyle yüzünüze ya bir hüzün, ya bir gerginlik, ya bir kaygı oturur. Değil mi? Neden? Çünkü içeride bir şey diyor ki, böyle olmamalıydı. Böyle değil, şöyle olmalıydı. Sonra da benlik der ki, kötü bir şey mi istiyorum? Güzel bir şey istiyorsun ama o isteği hangi benlik istiyor? Kendisini eksik, mahrum hissedip şu olursa tam olacağım diyen benlik mi? Şöyle bir muameleye maruz kaldığım için mağdur oldum diyen benlik mi?
dikkat edin, kim istiyor onu? O isteyenin mahiyeti nedir? Ben de diyebilirim, ya insanlar merhametli olsa ne güzel olur. İnsanlar dürüst, adil olsa ne güzel olur. Ben insanların dürüst, adil olmasını isterim diyebilirim. Ama isteyen ne bir korkuya, ne bir arzuya, ne bir beklentiye, ne bir mahrumiyet duygusuna sahip olmalıdır. Bakın hep hatırlatırım. O yüzden Allah peygamberi tarif ederken ne der? Sizden hiçbir şey istemeyen peygambere tabi olun. Yani peygamber ne demektir? Peygamber Allah ile tam olduğunu idrak eden ve aleme muhtaç olmadığını bilen varlıktır. Bir peygamberliğin bir tanımı budur. Allah'la olan tamlığının farkında olan ve dünyadan ve insanlardan gelebilecek hiçbir şeyden dolayı kendini mahrum hissetmeyen, dünyadan ve insanlardan hiçbir beklentisi olmayan insan, o peygamberliğin ne demek olduğunu anlıyordur. Biz peygamberi böyle algılayacağız ve biz de onun yolunda olan bir insan olarak bunu kazanmaya çalışacağız. Bunu idrak etmeye çalışacağız. O zaman gerçekten bu hayatı doğal bir şekilde yaşarız. Arzusuz, korkusuz, beklentisiz, hiç kimseden alınmayan, gücenmeyen, değil mi? Çünkü düşün, insan niye alınıp gücenir? Beklentisi vardır, o yüzden alınıp gücenirsin. Sakın şöyle düşünmeyin. Niye alınıyorum? Çünkü çok seviyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Sevdiğimiz için alınmayız. Beklentilerimiz olduğu için alınır, güceniriz. Dikkat edin, en çok kime alınır, gücenirsiniz? Evet. Çünkü en yakınınızdakilerinden beklentileriniz daha fazladır. Çünkü onlar sizin hayatınızda önemli bir yere sahiptir. Ve onlardan yana olan beklentileriniz gerçekleşmediğinde alınırsınız. O yüzden bir sufi der ki, İncinme incitenden. Hocam siz bir şey demiştiniz, çok güzel bir şeyden benim aklıma. Herkes için aynı da. Demiştiniz ki, çok sevdiğiniz birinden, aile tarafından olabilir, dost, arkadaş. Hani bir zarar gördünüz, söylemiştiniz bunu. Onu tekrar, hani o gördüğünüz zararı tanımlayıp, onu yani sevebiliyorsanız, siz onu gerçek manada sevmiştiniz. Yani benim... Sevgi, karşındaki insanın nefsine rağmendir. O yüzden bir batılı bir kadının güzel, hoşuma giden bir sözü vardır. Der ki, kişilikler sevmez, ihtiyaç duyarlar. Biz kişilik düzeyinde gerçek anlamda sevemeyiz. Ruh düzeyinde gerçek anlamda sevebiliriz. Ruh düzeyinde hakiki sevgi olur. Hatta benim çok hoşuma giden bir hadis vardır. Der ki, uzatmayayım onu, ayrı bir bahis. Allah'ın öyle kulları vardır ki, onların arasında hiçbir ticaret, alışveriş, hiçbir fayda menfaat ilişkisi yoktur. Ve onlar Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Bunun meallendirirken bazen bu hadisi, Allah rızası için birbirlerini severler der. Aslında orijinal ifade bu değildir. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler diyor. Bakın çok ilginç bir ifadedir. Mesela bu benim için çok muazzam bir hadistir. Çok muazzam bir hadistir. Bu bir insan zihninin algısı ve sözü değil yani. Bu peygamberane bir algının ifadesidir. Orijinal ifade şudur. يُحِبُّونَ بِرُوحِ اللّٰهِ Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Bizim ortalama bilince sahip alimlerimiz anlamlandıramadıkları için Allah'ın ruhuyla nasıl birbirini seviyorsun? Allah rızası için birbirlerini severler diye bir geçiş yapıyorlar.
çok orijinal, Allah'ın ruhuyla birbirlerini sırlar. Yani Hazreti İsa'dan bunun yorumunu alırsak, seven ben değilim, bende seni seven Tanrı'dır der. Seven ben değilim, bende seni seven Tanrı'dır. Çok hakikat noktasında mükemmel ve isabeti %100 olan bir ifade. Gerçek anlamda sevgide seni seven ben değilim, bende seni seven Allah'tır. Şimdi sen bana ihanet etsen, aldatsan ben rahatsız olur muyum? Veya bundan dolayı bir mağduriyet yaşar mıyım? Kendimi kötü hisseder miyim? Seni sevdiğim güne lanet olsun der miyim? Senin için yıllarımı verdim, boşuna vermişim der miyim? Allah'ın ruhuyla seviyorsun. Ben sevmiyorum ki. Ben de onu seven Allah'tır. O zaman bendeki onu bulmak lazım. Yani onu bulursan zaten sevebilirsin. O yüzden seni seviyorum diyen insanlara biraz yani belli bir mesafeyi koyun yani. Bu düşmanlık anlamında değil. Yani şu noktaya gelsin size bunu diyen kişi, yani seni seviyorum diyen kişi bir gün gelsin size ve şunu desin. Ya ben bugüne kadar kendimin seni sevdiğini düşünüyordum ama şimdi idrak ettim ki bende seni seven Allah'tır. O zaman o insanın sevgisini Allah'tan size gelen bir sevgi olarak kabul edin. Bakın onun sevgisi olarak da değil. Şimdi seven böyle idrak edecek. Ya sevilen nasıl idrak edecek kendini? Beni seven annem, babam, şu bu mu diyecek? Hayır. Bende, onda beni seven Allah'tır. Bakın en bencil sevginin içinde bile ilahi sevgi vardır. Ama biz ne yapıyoruz tabii ki? Bir İslam aleminin çok güzel bir sözü vardır. Der ki, nefsin mahiyeti şudur ki, mutlak hayırdan gelen hayrı güzel bir şekilde kabul etmek. Güzel bir şekilde kabul edemediğinde de kötülüğün merci olmak, kötülüğün kaynağı olmak. O yüzden iyilik Allah'tandır, kötülük nefsimizdendir. Mesela Allah'tan bize bir sevgi geliyor. Diyelim ki annesiniz veya babasınız. Allah'tan size bir sevgi geliyor. Siz diyorsunuz ki bir süre sonra, bak ben seni seviyorum. Ben sevmesem ne yapacaksın? Ne yaptınız? O sevgiyi alıp kendinize mal ettiniz. Bunun adı nedir ceza hukukunda? Gasp suçudur arkadaşlar. Gasp suçu da çok tehlikeli bir suçtur. Cezası fazla olan bir suçtur. Aslında biz ne yapıyoruz? Aynı mutlaktan, yani mutlak kaynaktan gelen sevgiyi farkına varmadan tabii nefsimize mal ediyoruz. Sonra diyoruz ki mesela çocuğumuza, eşimize, arkadaşımıza, ben seni sevmesem sen kim bilir ne halde olacaktın. Ne yapmış oluyoruz? Bir, kaynağı unutuyoruz. İki, onu kendi nefsimizden biliyoruz. Üç, bundan dolayı dayak yiyoruz. Nasıl dayak yiyoruz? Sonra diyoruz ki ben çok sevdim çocuğumu, eşimi, arkadaşımı ama onlar benim sevdiğim gibi sevmediler. Onlar nankörlük ettiler. Onlar şunu yaptılar. Onlar bunu yaptılar. İşte bir daha sevmeyeceğim. Kahrolsun içimdeki iyilik damarına falan demeye başlıyoruz. Kendi kendimize dayak yiyoruz o zaman. Peki bu dayağı kim atıyor? Sonra da diyoruz ki, ya bak bu imtihan. Ne imtihanı ya? Öyle bir imtihan yok arkadaşlar. Ya böyle bir imtihan yok. Sen kendi kendine hikaye ürettin. Kendi hikayenin tuzağına düştün. Sonra diyorsun ki Allah imtihan ediyor. Allah mı seni imtihan ediyor? Yok. Sen kendi kendine tuzak kurdun, içine düştün. Sonra diyorsun ki işte Allah imtihan ediyor. Ne imtihan ediyor? Allah olaylarla karşılaştırıyor. Sen bu olaylara objektif bilinçle bakarsan olaylarla karşılaşmış oluyorsun ve fıtratının gereğini yerine getiriyorsun. Allah seni olaylarla karşılaştırırken sen sahte benliklerinle bunları karşılarsan ne oluyor?
hayat çok zor oluyor. İnsanlar çok zor oluyor. Her şey çok zor oluyor. Sonra dindar sanıyorsun ki bunlar hep imtihan. Ne imtihanı ki? Ne imtihanı? Sonra da ya işte bu imtihana sabret, Allah sana cenneti verecek. Verir de, yani sen nerede dolanıyorsun? Yanlış bir yerdeyiz arkadaşlar, yanlış bir yerdeyiz. Onun için Kur'an'da söylüyor, Allah diyor sizi hayırla şerle de karşılaştırır yani. Yani hayatta her şeyle karşılaşırsınız. Biz neye odaklanıyoruz? Bak Allah şununla da karşılaştırıyor, bununla da karşılaştırıyor. Tırnak içinde. Allah seni evladınla da imtihan eder. Allah seni eşinle de imtihan eder. Allah seni bilmem kimle de imtihan eder diyoruz. Öyle değil. Sen kendi kendine egolarınla imtihan oluyorsun. O şeyi kuran sensin. Başka bir şey değil. Sen kuruyorsun o tezgahı. O tuzağı sen kuruyorsun. Mesela parayla kendini güçlü hissediyorsun. Paran gidince imtihan diyorsun. Ama bir ayet-i kerim Bakara suresine geçiyorlar. Orada diyor ya, sizi işte mallarınızı azaltmakla, çocuklarınızla sınayacağız diyor mesela. Karşılaştıracağız diyor. لِنَبْلُوَكُمْ onu imtihan edeceğiz diye çevirmek yerine doğru çevirisi bana göre karşılaştıracağız. Yani sizi açlıkla, yani zahiren ihtiyaç duyduğunuz bir şeylerin eksikliğiyle, evladınızın ölmesiyle karşılaştıracağız. İmtihan değil o. Karşılaştırma. Problem şu ki, kim karşılaşıyor? Kim karşılaşıyor? Asıl olan o. Ama biz neye odaklanıyoruz? İşte mesela bakın dikkat edin. Azalmasından korktuğunuz ticaretiniz diyorum mesela. Kim azalmasından korkuyor ticaretinin? Efendim? Aynen. Yani o ticaret üzerinden kazandığı paraya, imkana vesaireye değer atfeden, yani varoluşsal bir değer atfeden kimse bir şey olmuş oluyor. Şimdi tırnak içinde Allah'ın bana emanet ettiği çocuk vefat etmiş. Ne var bunda? İmtihan olan tarafı ne? İşte ama çok alışmıştım, ama onsuz yapamayacağımı düşünüyordum. İşte ben onunla ilgili çok hayaller kuruyordum, evlendirecektim, torunum olacaktı. Sana kim dedi böyle hayal kur, böyle bir hikaye üretme, sana kim söyledi? Kuruyorsun hikayeyi, ondan sonra diyorsun ki evladım öldü, büyük imtihan. Değil mi? Biri sana diyor ki, ben sensiz yaşayamam, seni çok seviyorum. Sen benim için hayatta en değerli insansın. Senin varlığın benim için hayatta en büyük şey. Sen de kendini, tırnak içinde o sahte kendini bir şey zannediyorsun, egonun hoşuna gidiyor. Değil mi? Mesela biri sana diyecek ki ben sensiz yaşayamam veya sen benim için çok önemlisin. Sonra öyle olmadığı ortaya çıkacak, o zaman ne yaşayacaksın? Çöküş. Peki niye çöktü? Kendi kurduğun hikayeden dolayı. Seni çok seviyor. Ne güzel, inşallah seviyordur. İnşallah sevdiğinde sevenin Allah olduğunu biliyordur. İnşallah seni seven insan sevgisini kendi nefsine mal etmiyordur. Değil mi? Bakın bir ayet vardı, değil mi? Az çok hepimiz biliriz ama onu ne olarak yorumlarız? Gıda ile ilgili. İşte üzerine Allah'ın adının anılmadığı hayvanların eti size haramdır diyor, değil mi? Peki arkadaşlar, sevgimizin üzerine Allah'ın adını anıyor muyuz?
sevgimizin üzerinde Allah'ın adı var mı? Yok, benim adım var. Ben seni seviyorum diyorum. Sevgimin üzerinde Allah'ın adı olsa ne olur? Ben mutlak sevgi kaynağı olan Allah'tan gelen sevgiyi idrakim oranında yansıtıyorum sana. Bak, Allah'ın adını aldın değil mi şimdi? Yani o sevgi kimden gelen bir sevgi? Allah'tan gelen bir sevgi. Böyle olursa o sevgiyi kabul etmelisiniz. Besmele, bismillah. Evet, evet. Bunun için. Tabii. Üzerine Allah'ın adının alındı. Yani bu lafız olarak değil, idrak olarak. Mesela annesin. Çocuğunu severken o sevginin üzerinde Allah'ın adı mı var, egonun adı mı var? Eşini severken, arkadaşını severken, dostunu, kardeşini severken o sevginin üzerinde Allah'ın adı mı var, nefsinin adı mı var? Ha, o nefisten geliyor gördüğümüz sevgi de aslında aslı itibariyle Allah'tan geliyor. Ama ne olmuş oluyor? Nefis onu bulandırmış oluyor. Sen onu arıtma cihazından geçir, öyle algıla. Mesela birisi seni nefsi namına seviyor. Nefsi namına sevende bile kaynak nedir? Allah'tır. Çünkü Allah sevginin kaynağı olmasa hiçbir varlık en ufak bir sevgi duyamaz. Ama Allah'tan gelen o sevgi, diyelim ki annenden akarken annenin egosuna bulaşmış, kirlenmiş. Sen onun üzerinde bile Allah'ın adını görmelisin. O zaman hayat çok doğaldır. Mesela biri geldi sana dedi ki seni çok seviyorum, sen benim için çok değerlisin. Üç gün sonra dedi ki Allah belanı versin. Problem yok. Öyle mi? Teşekkür ederim. Hiçbir problem yok. O zaman Allah'ın öfkesi onun üzerinden mi gelir? Allah'ın öfkesi bazen insan üzerinden gelir. Ama bazen de nefis bir şeyi çarpıtır. Bazen nefis bir şeyi çarpıtır. Nefs ona ayrı bir renk verir. Belki o şefkat olarak gelmiştir. Ama o şefkat 2-3 takla atmıştır, nefrete dönmüştür. Anlatabiliyor muyum? Mesela bazen olmaz mı? İşte adam nişanlısını, sevgilisini, eşini vuruyor, sonra başında ağlıyor. Neden? Çünkü ona duyduğu sevgi 3 takla atmış, nefrete dönüşmüş. Bu da ayrı bir bahis. Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar, biz ne ile karşılaştığımıza çok odaklanmak yerine karşılayan kim, ona bakmak durumundayız. Kim o olayı karşılıyor? Kim o durumu karşılıyor? Ona bakarsak o zaman çözüm üretebiliriz. Ona bakmazsanız hayatta hiçbir zaman huzur bulmanıza imkan yoktur. Bakın iyilik konusunda da dikkat edin, insanların bir kısmı, hatta önemli bir kısmı iyiliği kendinden bilir, kendine mal eder. Der ki mesela ben iyi biriyim. Şöyle bir bakın nefsinize, her birimizin iyi biriyim cümlesini onayladığı bir şey vardır. Hatta bakın iyi biri değilim diyen ben iyi olmalıyım diyor. Olamadığı için ben iyi değilim diyor. Şimdi her bir benlikte ben iyiyim diyen bir damar var. Peki Hazreti İsa'ya birisi söylüyor. Sen iyisin diyor. Hazreti İsa'ya söylüyor bunu bakın. Hazreti İsa diyor ki bana iyi deme. İyi Allah'tır. Şimdi düşünün, mükemmeliyetçilik nereden geliyor? Bir insan niye mükemmeliyetçilik tuzağına düşer? Bir insan niye yaptığı hatayı affedemez?
Çünkü ego iyi olmak istiyor, mükemmel olmak istiyor. Hata yapmamak istiyor. Çünkü farkına varmadan iyi olmanın kendine ait bir şey olduğunu zannediyor. Öyle olman gerektiğini düşünüyor. İyi olamadığı için kendini kınayan da aynı tuzakta. Çünkü iyi olunabileceğini zannediyor. Kim iyi olabilir ki arkadaş? Kim iyi olabilir? Hiçbirimiz iyi olamayız. Hiçbirimiz iyi olamayız. Ama iyilik üzerimizde görünebilir. Sen Allah'ın iyiliğine ayna olabilirsin. Kaynak olamazsın. Kaynak değilsin. Ama ayna olabilirsin. Hiçbirimiz iyi olamayız. Bakın dikkat edin. Sürekli bir benlik içinizde ve sürekli iyi olma, iyi olmaya çalışıyor. Alim olmaya çalışıyor. Güzel olmaya çalışıyor. Güçlü olmaya çalışıyor. Hep kendine mal etmeye. Ego neden iyi ya da mükemmel olmak ister? Kaynağın böyle olduğunu bildiği için. Gerçek benlik iyiliğin, güzelliğin, hayrın üzerinde yansıdığı bir mahiyettedir. Yani ilahi kaynaklı bir niteliğe sahiptir. Allah'ın üflediği ruh. O yüzden aslında biz bilinçaltında o mutlak iyiyi arıyoruz. Ama onu neye yüklemeye çalışıyoruz? Psikolojik benliğe yüklemeye çalışıyoruz. Psikolojik benliğe yüklemeye çalışınca psikolojik benlik taşıyamaz onu. Kaynak da değil. Bakın ego kaynak olmak istiyor. Yani bir şeye benim demek istiyor. İyi, güzel bir şeye benim demek istiyor. Oysa aynı olması daha kolay. Evet. Zaten niye problem orada, trajedi orada. Kolaydan kaçıyoruz, zorlaştırıyoruz. Bakın o yüzden ayette diyor ki, her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Nefsten bakarsan zordur, özden bakarsan kolaydır. Nefsten baktığında zor gözüken şey, özden baktığında kolay bir şeydir. Mesela çocuğun ölmüş. Nefsten bakarsan zordur, özden bakarsan kolaydır. Sana vefasızlık yapan bir arkadaşın, dostun. Nefsten bakarsan zordur, değil mi? İnsan ne diyor? Yani bu vefasızlığı da taşıyamıyor insan diye ne diyoruz? Zorlanıyoruz, değil mi? Özden bak. Özden baktığında ne olur? Dersin ki, ya benim o dostum Allah'tan gelen o akışı unuttu. Kalbi kapandı ve o gelen akış, o daha önce Allah'tan gelen o vefa, sevgi, şefkat gelmeye devam ediyor ama o gözünü kapattı, o kalbini kapattı. O yüzden o vefa akmaya devam etmiyor. İnşallah arkadaşımın, dostunun kalbi açılır da o akış devam eder. Bir problem var mı? Yok. Ama nefisten bakarsam ben böyle bir vefasızlığı kaldıramıyorum. Yani başkası yapsa bir şey olmaz da ama o yaptı. Değil mi? O yaptı, o zaman kaldıramıyoruz. Çünkü pisişik benlikten, sahte benlikten bakıyoruz. Aa bak çok vefalı, iyi ki böyle bir vefalı dostum var. Çünkü bak dikkat et, sen vefayı Allah'tan idrak etmedin. Değil mi? Ondan algılamıyorsun. O vefayı o insandan geliyor zannediyorsun. Egon da buna muhtaç. Mesela ben hakikaten merak ederim. Niye vefa arar ki insan? İnsan niye vefa arar? Çünkü muhtaçtır. Evet. Muhtaç çünkü arkadaşlar. Muhtaç. Peki hakikatte muhtaç mıyız? Değiliz. Değiliz. O yüzden muhtaçlıktan şahitliğe geçmek durumundayız.
biz şahitlik edebiliriz. Vefaya şahitlik ederiz. Merhamete şahitlik ederiz. Ama muhtaç olarak değil. Mesela eşimizin, çocuğumuzun, arkadaşımızın, dostumuzun Allah'tan gelen ve onun kalbinde yansıyan vefasına, merhametine, şefkatine şahit olabiliriz. Ama muhtaç olmamalıyız. Bunun için de özdeşleşmemek lazım. Evet, bunun için muhtaç olduğunu zanneden benliği görmeliyiz. Bakın, benlik noktasından bakarsanız özdeşleşmeme şansınız yoktur. Ben sevgiye muhtaçsam birilerinin sevgisine odaklanır ve o özdeşleşmeyi yaşarım. Ben vefaya muhtaçsam, işte benim bir vefalı dostum olsun. Sadakate muhtaçsam, o zaman ne ararım? Vefalı ve sadık bir dost ararım. Ben hep şunu sorarım, işte hani vardı öyle bir şarkı da vardı, işte vefa arıyorum, dost arıyorum. Niye arıyorsun kardeşim? Niye arıyorsun? Kim arıyor daha doğrusu? Kim arıyor? Bu soruyu sormalıyız. Kim arıyor? Ego sizi şaşırtmasın. Şimdi egoya dersiniz kim arıyor? Demez ki ben arıyorum. Ben arıyorum dese bile peki niye arıyorsun? E kötü bir şey mi arıyorum? Ben sana kötü bir şey arıyorsun demedim. Niye arıyorsun dedim. Çarpıtmamak lazım konuyu değil mi? Niye arıyorsun? Çünkü kendini muhtaç zannediyorsun. Peki Allah seni böyle mi yarattı? Allah seni muhtaç olarak mı yarattı? Allah seni başkalarının sadakatine muhtaç olarak mı yarattı? Allah seni başkalarının vefasına muhtaç olarak mı yarattı? Hayır. Değil mi? Kur'an'da geçiyor mu sizi hani muhtaç olarak yarattık? Yok. O zaman gerçek kendimizin yerine başkası geçmiş. Bunu fark etmek zorundayız. Gerçek kendimin yerine başkası geçmiş. Soru soralım mı? Şimdi bazı insanlar hayvanları severler ve derler ki yani bu hayvanlar ne kadar iyi, keşke hiç insanlar olmasa da hayatımda hayvanları sevsem falan diye. Sizin anlattığınız şey de o zaman öyle bir şey oluyor. Hayvanlara muhtaç değil o. Kendi öz benliğini de seviyor ve ciddi bir gerçek sevgi oluşturuyor. Yok. Kediye, köpeğe karşı. Yok. Değil mi? Şöyle. Bir kediyi kendine bağımlı yapıyor. Kedi de rahat ama kedi bağımlı değil aslında. Kedi doğasını yaşıyor. Ama o kediyi kendine bağlıyor. Ve sonra diyor ki bak diyor kedi ne güzel. Hayvanları seveceksin diyor. İnsanları sevmeyeceksin diyor. Çünkü o hayvandaki aslında doğal bir şeyi görüyor. Ama hangi benlikle görüyor? Muhtaç benliğiyle görüyor. Mesela diyor ki köpek kadar sadık yok diyor. İnsanlar sadakatsiz diyor. Bir köpeğe diyor 3 gün yem veriyorsun, yiyecek veriyorsun. Sana sadık oluyor diyor. Ben de ona şunu sormak isterim. Bu sadakati arayan kim niye arıyor? Hı? Niye arıyor? Çünkü muhtaç. Çünkü gerçek kendini tanımıyor o insan. Hani şey gibi hani bazıları derler ya bazıları böyle hayvan beslerler. Şimdi hayvan severler de şey yapmasın ama. Yani mesela der ki işte böyle kedim beni bekliyor. İşte ben gelmezsem böyle bir huzursuz oluyor. Yani bak bir canlının sen olmadan huzursuz olmasından tatmin oluyorsun. Yani şunu desen ki ya kedim ben olmadan da rahat yaşıyor. Hiç huzursuz olmuyor. Hayır. Kedim ben gelmeden uyuyamıyor. Çünkü zaten uyumamasını istiyorsun. Neden? Çünkü sen kendini o sayede tırnak içinde bir şeyi zannedeceksin. Bak bir kedi ben olmadan uyuyamıyor. O zaman ben ne hissediyorum kendimi? Bir şey hissediyorum. Ama bu çok ilginç benlik tuzaklarıdır. O yüzden hiç kimseyi kendinize muhtaç etmeyin. Öyle bir ilişki kurmayın. İnsan niye birini kendine bağımlı kılar? İki nedenle. Farkına varmadan psikolojik olarak tatmin bulur.
ikincisi ve daha fenası terk etmemesi için bağımlı kılar. Değil mi? Kim terk etmez sizi? Bağımlı olan. O garantidir. O terk edemez zaten. Hocam arkadaşın sorduğun soru, hani ben öyle hissetmiyorum ama benim bir tane kedim var, şu an 13-14 yaşında. Aracın şeyine sıkışmıştı yani, bir ay falandı. Aldık, besledik falan. Ben şimdi apartmanın zemine basıyorum. Hemen giriş kapısında beliriyor. Hani ben mutlu oluyorum ama o bana bağımlı olması için onu seviyorum. Ben ona şöyle bakıyorum, bilmem hani. Diyor ki, Allah'ın bir ailesi olarak bakıyorum. Yani onunla bir hayatı beraber paylaşıyoruz. Kendi çocuğum gibi hani düşünüyorum. Yani mesela kedi dile gelse, ne artık senle 13-14 yıl yaşadık da ben başka birini buldum, senden çok iyi. Olabilir hocam yani. Değil mi? Olabilir diyor da dil. İç olabilir diyor mu mesela? Hani kedi dile geldi, dedi ki ya hatta keşke sen beni kurtarmayaydın da o beni kurtaraydı. 13 sene ben seni adam zannetmişim, böyle bakmayın. Yani peygamberdi, hangi mertebeden başladı, hiç bakmayın bunlara. Tek bir noktadan bakın, o da şu. Ey insan, sende böyle bir imkan var. O zaman bu imkanı ortaya çıkar. Anlatabildim mi? Böyle bir imkan var, bu imkanı ortaya çıkar. Onun için bakın, belki biraz aşırı bir yorum gibi gelebilir. Bir peygambere inanmak, kendi fıtratının hakikatinin ne olduğuna inanmak demektir. Yani ben Hazreti Muhammed'e inanıyorsam, Hazreti Muhammed'e peygamber diyorsam, bu şu demektir. Benim fıtratım onda görünen gibidir. Benim asıl fıtratım onda görünen gibidir. Bir peygambere inanmak budur. Yoksa bir peygambere inanmak, bir insan peygamber mi değil mi? Bu değildir. Biz bir oyun oynamadığımız gibi işte bir iddialaşma içinde de değiliz. Yani Hazreti Muhammed peygamber midir, değil midir? Ne olacak? Yani biri peygamber dese ne olur, öbürü demese ne olur? Eğer işte peygamberdir, tamam. Hatta ya o peygamber, biz yani mesela bir şey anlatıyorsun, diyorsun ki bak peygamber taşlanmış, dua etmiş, peygamber haksızlığa uğramış, ona rağmen davranmış. Bedevi'nin biri gelmiş, bana Allah'ın malından ver demiş, kendi malından vermeyeceksin demiş. Peygamber gülümsemiş, ona ihtiyacı olanı verin demiş. Şimdi ben birinize gelsem desem ki, diyelim ki cebinizde de zekat paranız var, ayırmışsınız zekat parasını. Diyorum ki, bana bak ben fakirim, ihtiyacım var, Allah'ın sana benim için verdiğini bana ver. Biz hemen deriz ki, bir dur bakalım. Önce bir üslubunu düzelt. Sen kim oluyorsun? Vermek zorunda değilim. Değil mi? Bir sürü hikaye üretirsiniz. Adam geliyor peygambere, diyor ki bana ver diyor. Kendi malından vermeyeceksin. Allah'ın malından vereceksin diyor. Peygamber de tebessüm ediyor. Ona diyor Allah'ın malından veriyor. Bazıları itiraz etmeye kalkıyor, kızmaya. Diyor ki beni de onu da rahatsız etmeyin diyor. Yani siz niye ona kızıyorsunuz? Doğru söylüyor. Allah'ın malından vereceğim. Benim malım yok ki zaten. Benim ona kızdığınız için memnun olacağımı mı zannediyorsunuz? Ya bak ne güzel. Haddini bildiriyor. Öyle mi? Hayır, bak ben de rahatsız oluyorum. Çünkü sizin verdiğiniz tepki de doğal değil ve doğru değil. Böyle bir yerden bakıyor. Ona Kur'an'ı bakış diyebilir miyim hocam? Yani çünkü Kur'an'da... Fıtratın bakışı işte bu. Tabii. Doğal olarak. Diyor ki Allah'ın size verdiklerinden benim diyor. Hiçbir ayette sizin kazandıklarınızdan değil mi yani? Şimdi bakın, o yüzden bir peygambere inanmak, bunu özellikle vurguluyorum. Bir peygambere inanmak, senin fıtratının onda tezahür eden şeyle aynı olduğuna inanmaktır. Biz niye peygambere inanıyoruz? Çünkü aslında şunu demek istiyoruz.
benim fıtratım Hazreti Muhammed'de görünen anlayış, ahlak, idrak, şuur ile aynıdır. Peygamberlik vazifesi geçici bir vazifedir. O önemli değil, asıl olan o değildir. Peygamber sana senin fıtratını hatırlatıyor. Hatta bazı sufiler işari olarak size içinizden bir peygamber gelmiştir ayetini, yani sizin içinizle aynı, sizin özünüzden gelen bir peygamber o. Yani aynı özden gelen, aynı kaynaktan gelen bir peygamber o. Dolayısıyla ben peygamberi gördüğümde ulaşılamayacak, işte hayranlık duyacağım, işte benim peygamberim en büyüğüdür deyip başkalarının peygamberiyle tırnak içinde mukayese edip egomu tatmin etmem için gelmemiş ki. Hazreti Muhammed'e peygamber diyorsan bu şu demektir. Onun hayatının kaynaklandığı çekirdekle sen aynı çekirdeği taşıyorsun. Onun için bir peygambere inanmak, fıtratımızın ne olduğuna inanmak demektir aynı zamanda. Bugün insanlar niye peygamberlerden kopabiliyorlar veya bu kopukluk neye sebep oluyor? Fıtratın diye bir kavram ortadan kalkıyor. Peygamber kavramı nedir? Fıtrattır. Yani biz bir peygamberde fıtratı tanıyoruz. O fıtratın açılımını görüyoruz bir peygamberde. O yüzden peygambere inanmak orijinini, kaynağını, fıtratını, kabiliyetini, mahiyetini idrak etmek demektir. Bununla aynıdır. Ben Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir dediğimde ne demiş oluyorum? Demiş oluyorum ki Allah beni onun görünen fıtratında yarattı. Ondaki görünüyor, bendeki henüz gizli. Siz de öyle bir idrake gelebilirsiniz ki taşlandığınızda o insana, sizi taşlayanlara dua edebilirsiniz. Yusuf'un inenler suyla marabın suyla demesi de nefiste de aynı potansiyeli onun da var ama rahmet diyor ki aynen. Çünkü nefs kendi mahiyetinde bir hayır iyilik taşımaz. Kendi haline kalırsa da kötülüğe temayül eder. Ama Rabbin rahmetiyle o iyi, güzel ve doğru davranabilir. Aynalık eder. Bu yüzden kamil insan hiçbir iyiliği, hayrı kendine mal etmediği için siz onun egosunu tahrik edemezsiniz. Çünkü öyle bir şeyi yok. Yani öyle bir benliği yok. Ya o zaman Fatih Hocam hayvan sevgisi konusuna geri getirin. Mesela kediye süt döküyoruz ya. Acıdık, şefkat ettik. Kediye süt döktük diyoruz mesela. Aslında o zaman şöyle mi yani? Zaten ilahi kaynak. O kediye şefkat etti ve sütü ona ikram edecek. Beni vesile yaptı, kanal yaptı. Ben olayı bilmiyorum. Bir anda gördüm, ah kedi varmış, hani süt alayım döktüm, süt döktüm, onun karnı doyuyor. Genel şefkatin kanal olurken benim bilincim benden itibaren olan kısma bildiği için ben benden başlıyor, ben kaynağım zannediyorum. Abi kanalım. Kanalız. Kaynak olmadığımı fark eder, kanal olduğumu fark edersen, kanal olduğumu fark edersen oradan bir beklenti içinde olmam çünkü beraberdir. Değil mi? O yüzden bir ayette diyor ki Allah'ın verdikleri üzerinden övülmeyi bekleyen ve teşekkür bekleyenleri mealen söylüyorum azaptan kurtulacak zannetme diyor. İlginç bir ayet. İnsan suresi. Hatırlamıyorum. Yani biz aslında niye azap çekiyoruz? Yani niye azap çekiyorsun? Çünkü Allah'ın sana verdikleri üzerinden teşekkür bekliyorsun. Allah'ın sende görünen güzelliklerinden dolayı övülmek istiyorsun. Hatta biz ne kadar doğallaşmış diyoruz değil mi? Biraz da beni bir öv de rahatlayayım diyoruz ya.
Diyoruz ki kocam beni hiç takdir etmiyor. Ya bir baksana. Sende ne kocamdan takdir bekliyor? Veya karım beni takdir etmiyor. Ben çok garipsiyorum böyle şeyleri. Sonra bakıyorum azap çekiyorlar. Sonra o ayeti hatırlıyorum. Yani Allah'ın sana verdiklerinden dolayı sen teşekkür bekliyorsun. Allah'ın sende görünen iyiliklerinden, güzelliklerinden dolayı övülmeyi bekliyorsun. Ya işte kocam bana desin ki ya sen de iyisin ya, iyisin hatun desin. Ya demesene olur ki. İyi misin bir de onu sorgulamak. Sen mi iyisin, sende Allah'ın iyiliği mi görünüyor? O yüzden mümin insan ben iyi, temiz bir kanal olabiliyor muyum diye bakar. Çünkü hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmezsen şerre sebep olursun. İnsanın fonksiyonu bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bunu idrak eden insan birilerinden teşekkür bekler mi? Ama bakın şöyle, ben kimseden teşekkür beklemiyorum, öyle değil yani. Teşekkür beklemenin zemini yok yani. Anlatabildim mi? Teşekkür beklemenin zemini yok. Ben kimden teşekkür bekleyeceğim, kim olarak bekleyeceğim ki? Değil mi? Kim olarak bekleyeceğim? Ben iyiliğin kaynağı değilim ki teşekkür bekleyeyim. Ben ancak Allah'a müteşekkir olabilirim. Onun iyiliğine, güzelliğine, hayrına ayna olduğum için. Başkasından da onu akıtabilirdi. Benim kanalımdan akıtmayı lütfetmiş. Onun için iyilik yap, iyilik bul değil. İyilik yapamazsın, iyiliği bul ve yansıt. Onun için kimse iyilik yapamaz arkadaşlar. Şimdi tabii ego diyecek ki, o zaman yapmayacağım. O zaman da ne yapmış olacak? Hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemiş olacak. Çünkü ego diyor ki, böyle kanal manal değilim diyor. Benim de payım olmalı diyor. Ego sürekli bir pay istiyor arkadaşlar. Fakat Allah'ın o ayette dediği gibi cehaletinden dolayı kendine bir pay aldığında da o aldığı paydan dolayı azap çekiyor. Çünkü diyor ki iyilik yaptım, hiç teşekkür etmiyor. Aslında diyor teşekkür de beklemiyorum aslında. Ama beklemiyorsan niye bu kadar konuşuyorsun? Değil mi? Ama azap çekiyor içeride biri. Değil mi? İçeride biri azap çekiyor. İyilik yaptım diyor. Yapmayabilirdim diyor. O zaman yapmayacağım diyor. Bundan sonra yapmayacağım, bak gör diyor. Allah'la ilişkimiz bile böyle arkadaşlar. O yüzden azaptan kurtulmak istiyorsak, özgürleşmek istiyorsak doğru yerden bakacağız. İyiliği, hayrı sahiplenen benliğin penceresinden bakmayacağız. Oradan bakarsanız kendinize yazık etmiş olursunuz. Kendi kendinize azap etmiş olursunuz. Bakın bunları hiç böyle Allah'ın imtihanı diye yorumlamayın. Böyle bir imtihan yok. Biz yıllardır bu imtihan kavramıyla kendimizi kandırıyoruz bu anlamda. Sanki pozisyonumuz doğal. Dolayısıyla o benlik pozisyonundan dolayı yaşadığımız ızdırabı da işte imtihan, ne yapacaksın? Ne imtihanı ya? Ne imtihanı? Mesela hocam örnek 99 deprem olmuştu. Yani merkez üstü gördük, ben de askerim gözlükle yapmıştım. Ki gittik biz oraya, depremin işte birinci günü falan. Yani gerçekten yani insanlar böyle her taraf yıkılmış, paramparça olmuş. Yani sizin dediğiniz anlamda hani imtihan, aslında ortada bir imtihan yok. Hani deprem sonuçta bu bir olay var. Bak olay, olay var. Evet. Bir de yani o zararların tamamı da insanın kendi, hani diyor ya, kendi elinizle yapıp etti. Binaları sakat yapın, denizi doldurun. Üzerine ev yapıyoruz. Sonra bunu imtihan olarak tanımlıyoruz yani maalesef. O yüzden doğru yerden bakmaya çalışın. Özgür bir yerden bakmaya çalışın. Korkunun, arzunun,
sahiplenme güdüsünün penceresinden bakmayalım. O bize büyük bir azap veriyor. O bizi azabın içine sokuyor. Hani hep örnek veririm. Bir kedi 4-5 yavru doğurur. Hepsine bakar, büyütür. Allah'ın verdiği sütü verir, değil mi? Sonra hepsi bir yerlere gider. Hiçbir kedi şunu demez, değil mi? O kadar evlat yetiştir, etrafında biri bile yok. Demez, değil mi? Neden demez? Çünkü öyle bir ego oluşacak zemin yok. İnsanda bu imkan var. O yüzden içimizdeki ayrı otlarını temizlemek zorundayız. Bu benim diyen, ben sevdim, ben merhamet ettim, ben korudum, ben sahiplendim. Böyle bir şey yok. Hatta bunu Peygamberimiz o Ensar'la olan ilişkisinde anlatıyor. Bakın, benlik penceresinden bakarsanız biri size ben senin için bunu yaptım der, siz de dersiniz ki ben de senin için bunu yaptım. Ama ruh düzeyinden bakarsanız ruhlar el ele verir ve Allah'a koşardır. Hiçbir kıyaslama yoktur, hiçbir hesap yoktur. Mesela değil mi, kadın veya erkeksiniz. Öyle bir bilinciniz olsun ki ben eşim için şunu yaptım, onu yaptım, o şunu yaptı, o bunu yapmadı. Öyle bir şey aklınızdan geçmesin. Sadece şu geçsin. Bir insan olarak eş konumunu yaşadığımda ben Allah'ın rahmetine, merhametine, koruyuculuğuna, sahipleniciliğine iyi bir kanal oldum mu olmadım mı? Bitti, bu kadar. Ben onun için ne yaptım, o benim için ne yaptı? Hikaye. Azap içinde azap çekersiniz. Sonra dersiniz ki işte imtihan böyle, ne yapacaksın? Dünya imtihan. Dünya imtihan işte arkadaşlar. Yani o aşağı düzeydeki benlik. Aslında dünya benlik penceresinden bakıldığında aşağıdır. Ruh penceresinden baktığımızda bir tecellidir. Biz dünyaya da nefis penceresinden bakıyoruz. Hatta Bediüzzaman der ki, eğer nefis nazarıyla bakarsan bu dünya sana bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. Ama nefis penceresinden bakarsan. Ben bazen insanlara derim işte böyle bir ilişkileri olur. 2-3 ay çok güzeldir diyorum ki bak senin ömrün boyunca ilişkinde yaşayacağın mutluluk bu kadar. Bir üzüm yedin gerisi tokat. Eğer nefis penceresinden bakarsan. Ama hakikatin penceresinden bakarsan hayat bir tecellidir. Biri sana sadakatle davranmış ilahi tecelliyle, ne güzel. Biri sana ihanetle, o da güzel. Ne anlamda güzel? O ihanet seni yıkacak bir niteliğe sahip değil. Çünkü sen hiçbir vefasızlıkla, hiçbir ihanetle, hiçbir olumsuzlukla yıkılmayacak bir mahiyette yaratılmış bir varlıksın. Onu deneyimliyorsun. Ondan dolayı şükret. Şükret ki Rabbim beni dünyaya ve insanlara dilenci kılmadı. Değil mi? İmtihan olsun aslında şöyle de olur mu? Yani aslında bir nevi fırsat gibi imtihan denen bir şey. Neden? Çünkü yıkılan oradaki bir derlikse, onun verdiği bir acı varsa belki de ondan kurtulmaya vesile olur. Kesinlikle. Yani bir şey seni yıkıyorsa yıkılana bak. Yıkılan sen değilsin. Onu fark etmeye çalış. Yıkılan sen değilsin. Onu ayırt etmeye çalış. Kim yıkıldı orada? Sahte bir benlik. Onu gör. Onu tasfiye et. O zaman gerçekten doğru bir yerden bakmayı öğrenebilirsin. Biri seni övdü. Eğer objektif bir noktayı övüyorsa dersin ki bu Allah'ın nimetidir, övgü değil. Övülen şey Allah'ın nimetidir. Onun mercii ben değilim. Övüldüğünüzden dolayı memnun oluyorsanız
gaflettesiniz demektir. Yerildiğinizden dolayı acı çekiyorsanız aynı gafletin öbür yüzündesiniz demektir. Bakın, övgüden memnunsanız nefis namına, yergiden rahatsız olmak zorundasınız. Ama övüldünüz, orada idrak edeceksiniz ki karşımdaki beni övüyor gibi görünse de aslında bende gördüğü ilahi nimeti övüyor. Ben de Allah'ın nimetinin üzerinde görünmesinden dolayı Rabbime şükrediyorum. Ama hiçbir benlik ortaya çıkmıyor, değil mi? Yerdiğinde de eğer yerdiği şey sizde varsa nefsinizi temizlemeye vesiledir. Sizde olmayan bir şey nedeniyle, yani hayali bir şey nedeniyle yeriyorsa benimle ilgisi yok. Değil mi? İçeride bir şey rahatsız oluyorsa arkadaşlar, o rahatsız olanı bulun. Rahatsız edenle uğraşmayın. Önce rahatsız edeni bulun, onu çözün. Sonra dışarıdaki bir rahatsızlığı bu sefer Allah namına çözebilirsiniz belki. Mümkünse, imkan verilmişse. Ama önce eğer bir şeyden rahatsız oluyorsanız içerideki rahatsız olana bakın. O sahte bir şeydir. Onu ayırt etmek zorundayız. O bizim asıl düşmanımız. Dıştaki o asli olan şey değildir. O yüzden işte peygamberin küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demesinin altında yatan şey bu. Asıl savaş içeride. Ve aslında içeride düşman aslında zayıf. Yani içerideki düşman aslında zayıf. Ama onu fark ederseniz, ne olduğunu anlarsanız zayıftır. Onu kendiniz zannederseniz o çok güçlü görünür size. O zaman düşman olan o değil de onu bizim kendimiz zannetmemiz desek daha doğru olur. Kesinlikle. Çünkü bir taraf üzülse bile, o üzülen veya bir taraf sevilse bile bir örgüye, bir taraf onu izliyorsa, asıl izleyen tarafı, esen sen onu üzülen tarafını görebiliyorsan yine bu doğal bir hal. Bir süreçtir. Mekanizma var. Tabii bir süreçtir. Üzülen tarafı görürsün, tam sıfırlayamasan da ayrıştırırsın biraz. Belli bir ölçüde. O bir yolculuktur. En son o üzülen taraf tamamen sönümlenir. O yüzden biz hep dışarıyla kavga ediyoruz. Dışarıyla kavga etmeyin arkadaşlar. Kimse sizi anlamayabilir, kimse size hakiki anlamda bir dostluk, arkadaşlık halinde olmayabilir. Dışarıdan bir şeyin arayışı içinde olmayın. Allah bizi dünyada bir şey arayalım diye yaratmadı. Bize ruhundan üfledi. Bizim kaybettiğimiz şey odur. Onu kaybettiğimiz için sürekli arayıştayız. Bizi üflediği ruhu unuttuğumuz için arayıştayız. Onu bulursan arayışın biter. İşte o zaman aleme şahit olursun. Öbür türlü aleme dilenci olursun. Evet, teşekkür ederim. Hocam, hocam bir şey söyleyebilir miyim? Sizin hani anlattıklarınızla örtüşen, hani yanlış anlamıyla bir olay yok, bir dakika sürmez. Bilgi bir kişi öğrencisiyle birlikte yürüyorlar. Böyle bir ormanlık alanda.